Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün İstanbul'un en iyi patsocularına gidiyoruz efendim. Bilmeyenleriniz için hemen söyleyeyim. Patso, ekmek arası patates. Evet, bildiğin evdeki anne patatesinin ekmek arasına konulmuş hali. Ben arkadaşlar öğrencilik döneminde hem ucuz hem lezzetli olduğu için seneler boyunca çok çok tükettim. Yorumlarda yazıyor, belli oluyor tabii ki diye. Ayıbettin şu an. Bunu yazan adam ayıbettin sen. Şaka bir yana gerçekten çok fazla tükettim ve çok fazla seçeneği var arkadaşlar. Sosislisi de var. İşte şinitzellisi falan da var ama biz bugün normal şeyleyeceğiz. Sade yemeğe özen göstereceğiz. Her yerde farklı farklı sosisli, şinitzel olmayabilir. Onun için sade yiyeceğiz. O zaman başlayalım. Bugün çok patates yiyeceğiz. Haydi gelin. Şimdi arkadaşlar Patso Burger'e geldik. İcadiye Mahallesi'nde buluyor Üsküdar'da. Gerçi burada iki tane iyi yer var. İkisini de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Haydi gelin. Merhabalar. Bir sade patso alabilir miyiz? Limonata mı ayran mı? Limonata. Limonata ile çok güzel oluyor. Ayranla da güzel oluyor gerçi. Limonata. Bir sade patso bir de limonata. Ne kadar? Teşekkür ederim, ikram ettiler. Ne kadar fiyatı peki? Bir sade patsonun fiyatı ne kadar? 17 lira sade patsonun fiyatı. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Çıkıyor arkadaşlar şimdi yeni. Bak nasıl gözüküyor, baksana. İşte şu görsel, dedim ya. Çok uzun zaman oldu. Yani bu başka bir aşktı ya. İşte bu ev patatesinin ekmeğe girmesi başka bir aşk. Arkadaşlar kaşarlısı var, şinitzellisi var, sosislisi var ama ben adaletli olması ve direkt olduğu için patso istedim yani. Direkt ekmek arası, ketçap, mayonezli patates. Çünkü bu sefer diğer yerlerin sosu iyi olabilir, kötü olabilir. Tam değerlendiremeyebiliriz. Burada asıl olay şu güzelim anne ev patatesi. Abi kaç yıl ya? 10 yıl. Bak ne söyleyeyim. 10 yıl ya. Ne demek oğlum? 10 yıldır yemiyorum. Fiyatı 16 TL olmuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ben en son bıraktığımda 3 lira falandı. Belki de 4 liraydı. Ama çok normal. Her şeyin fiyatı o kadar arttı ki patsoya bile 16 lira olmuş. 17 lira olmuş yani. Sağ olsunlar onlar bize ikram etti ama ben tuz atmak istiyorum. Tuz alacağım bir saniye. Heh, çubuğu da kaybettim. Şöyle tuzu da atayım. Çünkü tuz oranını burada kendinizin ayarlaması çok önemli arkadaşlar bunda. Çok fazla atarsanız bu patso yenmez hale gelir. Oğlum olay ya. Vallahi olay ya. Ben bunu yemeği niye bıraktım acaba ya? Bıktım bence. Vallahi bıkmış olabilirim. Bunu çok yiyordum. Limonatayla ikisini çok yiyordum. Ama size tavsiyem iyi yapılmış yerde yediğinizde sosisliği mutlaka deneyin. Sosislisi iyiyse sosisliği mutlaka deneyin. Şinitzellisini deneyin. Çok güzel oluyorlar. Diğer seçenekler de aşırı güzel oluyor. Onlar da tabii ki çok doyurucu. Adana'daki arkadaşlarım bana demiş ki lan oğlum ekmek arası patates mi yenir falan. Her geldiklerinde üniversitede yanıma hepsine de yedirdim. Ve hepsi Adana'ya ne zaman açılacak diye beklemişlerdi onu. Abi çok iyi ya. 17. 16 TL fiyat baktığınız zaman ilk başlarda fazla gibi gelebilir ama bence yine en uygun yemeklerden biri. Yani en uygun yiyeceklerden biri. Bir kere dediğim gibi yani patatesin şu ev patatesi olması, normal patates olması gerçekten en önemli detay o. Şimdi ısıracağım bir ekmeği de değerlendirmek istiyorum. O da çok önemli benim için. Görsel görüntü için şimdiden çok özür diliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün hastaneye kalkmazsam bir daha çok zor. Bak harbi zor. Yani şöyle kaç tane yiyeceğim bilmiyorum ama yerim de. Ama şunu gömelim sonradan geliyorum. Hemen dediğim gibi ikinci yerde yanına geçelim. Biraz zaten fiyatı söylendi. Limonatanın fiyatını bilmiyorum. Ben sadece patsoyu öğrenebildim. Patsonun fiyatı 16 liraydı burada da. Şunun tamamını gömüyorum. Sonra geliyoruz. Diğer yerde hemen devam ediyoruz. Şimdi yan yana mekanları almak istemedik. Sonuçta YouTube'da bir rekabet yaratmayalım dedik. Onun için hemen diğer mekanlara doğru yine devam ediyoruz. Çengelköy'de bulunan Durak Büfe'ye geldik. Burası çok eskilerden arkadaşlar. Hatta patsoyu da yapan ilk 3 yerlerden biri diyebilirim. Haydi gelin. Şimdi yukarıya çıkacağız ve bakalım. Bu arada burayı ilk defa deneyeceğim. Burayı referansla geliyorum. Birilerinin önerisiyle geldim şu an buraya. Neyse yukarıda konuşuruz. Her şeyi şurada konuşacağım bırak sana. Allah'ım. Ulan ne çenem düştü ya. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tane patso rica edebilir miyim? Sade mi sosisli mi olacak? Sade. Mayonez, ketçap istiyor musunuz? İstiyorum. Tamam. Ayran istiyorum bir de. Bir tane de ayran. Evet. 18 lira kardeşim. Bu numarayı masanıza bırakıyorsunuz. Siparişiniz bu numarayı sade veriyorum. Patsonun fiyatı ne kadar? 12 lira. 12 lira. Yani sade tamam. Sade patates, bol patates, ketçap, mayonez. Tamam. Kendimiz soyup doğruyoruz. Onu tip atabilirsiniz. Atarız efendim. Kolay gelsin. Manzarayı gördünüz mü? Çok güzel. Vallahi manzara, yani hayatımda bu kadar manzaraya karşı bir patso yememiştim ben. Yani en fazla Moda sahil, kayalıklar o yani. Şu an Boğaz'a karşı patso yiyorum. 12 lira fiyat, diğer taraftan 4 lira fiyat farkı var. Baktığı zaman burası da merkezi bir yer. Ama işte oralar en meşhurlarından, en bilirlikleri, en
bilinirlerden oralarda arkadaşlar. Yalnız daha demin nasıl enerjikti gördün mü? Artık işletmecisi mi, dükkan sahibi, çalışan bilmiyorum. Beyefendinin enerjisi çok güzeldi. Yani etkiledi beni. Bakalım burada da yiyeceğiz patsoyu. Yani biz mekanlardan izin alırken işte diyoruz ne tür içerik çekeceğimizi videoyu arkadaşlar. Beyefendi direkt şunu sordu. Gittikleriniz yerde patatesi kesiyorlar mı dedi. Kendileri mi kesiyor dedi. Evet dedim, tamam o zaman dedi. Bak ilk başta ana kriter her şeyde olduğu gibi bunda da o. O patates aga elle kesilecek. Elle kesilecek. Zaten o emek ayrı bir tat veriyor. Tabii ki patatesi hangi halden aldığın ve nereden aldığın da bence etkili. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Lan işin özü ekmek patates. İşin özü ekmek patates değil işte sadece. Yani o patatesin nasıl kızartılma şekli. Ağzımın hala suya koyuyor o kadar çok yemek yememe rağmen. Neydi? Patatesin kesim. Heh, nereden alındığı, pişirilme şekli. Hatta ketçabı, mayonezi bile. Arasına konduğu ekmek bile aşırı fark ediyor. Fazlalık. Şimdi 16 liraya atıyorum. Dolu görünen. Hani normal fix. Belki 12 TL'ye burada neredeyse yarım kiloya yakın belki de şey koyacak. Patates koyacak. Tamam abarttım. Yarım kilo öyle bir şey yok da. Hani fazla koyacak belki de. Onu hiç bilemezsiniz arkadaşlar. Hava güzel olduğu için benim çenem çok iyi. Enerjim yerinde. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi. Çengelköy'de arkadaşlar 7/24 trafik var. Bunu da buradan bir paylaşayım dedim yetkililerle. Hani gece geliyorsun kokoreççi sırası. Gündüz geliyorsun sahil sırası. Ya buna bir el atın. Yetkililer. Çünkü vallahi çok özledim. Adana'dan beri video çekmedim. Kaç gün oldu? 3-4 gündür video çekmedim, özlemişim. 3-4 gün benim için büyük ara arkadaş. Ben sizin için hemen hemen her gün çekime oturuyorum. Bilemedin 2 günde bir oturuyorum. 4 gün ara vermek ki Adana'da da çektik. Şu an yayınlanmıştır. Şırdancı videosu. İzlemeyenler hemen buradan Şırdancı izleyebilir. Yani inşallah Furkan kurgulamışsındır da yayınlamışızdır abicim yani inşallah. Teras olayı iyi ama ha. Neyse arkadaşlar şeyi bekleyelim. Patsoyu bekleyelim. Belki şu an hatta ne yayınlandı biliyor musunuz? Yok. Yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Takipçileri ayarladık. Sözleştik. Takipçilerle beraber size özel format geliyor arkadaşlar. Onu da burada belirteyim. Her ürünün en pahalısını sizlerle yiyeceğim. Altından kebaplar, etler, havyarlı şırdanlar. Harmanlı şırdan ne lan kardeş? Şöyle diyor da yapar ama bence. Böyle bir konsepte başlayacağız. Allah izin verirse belki de başladık dediğim gibi. Ama bence şu an çekmişizdir. O da olabilir. Velhasıl kelam böyle bir niyetim var. Umarım bu fikri beğenirsiniz. Eğer sizlerin de sizlerle yapmak istediğim şeyleri varsa lütfen bana yoruma yazma. DM at. Ya da yoruma da yaz. YouTuberlar bakıyor ama kopya çekmez onlar. Canlarım benim. O zaman hadi. Patso gelsin çünkü dilim şişti. Hadi. Fırladım. Fırladım. Biz ne yapıyoruz ya? Bu nedir ya? Bakar mısın? Üf. 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 Tuz var mı? Var. İlk önce bir bakın da tuzu öyle atayım. Yine canavar gibi. Şimdi tekrardan bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim arkadaşlar. Hani zaten patsonun olayı da bu. Ekmeğin arasına çok fazla patates koyuyorlar böyle. Yani bunu hemen hemen her yer %95'i bu kadar fazla koyar. Daha bolunu koyan vardır, azını koyamazlar yani. İşte bak bahsettiğim muhabbetler buralarda fark ediyor arkadaşlar. Yani bunu çok patso yiyen arkadaşlarım bilir. Yorumlarda yazsın. Özellikle İstanbul'da olup bundan tüketen kardeşlerim de yazabilir. Burada şey durumu var abi. Böyle bir yerde yiyorsun patsoyu. Sonra başka bir yerde diyorsun. He diyorsun. İşte he çok tüketenler daha iyi anlıyor. Ben de sizlerin anlayabileceği şekilde söyleyeyim. Hatta söyledim de şu güzelim patateslerin kızartılma şekli. Öğrenci evinde senin kızarttığın, elde soyduğun patatesle annenin evde yaptığı bir oluyor mu? Olmuyor. Aa, bunda da olmuyor. Eyvallah. Şunu hazır sandım ama değilmiş. Arkadaşlar. Kesin. Bakayım. Evet kesin. Şurada patatesin kabuğu bile duruyor çünkü. Ama biraz az da olsa kalın da var. Normal patates de var. Öğrenci Fırat Sobutbay yapacağını yaptı burada. Şimdi bunun üstünde ben size söyleyeyim. Hani sosisli güzeldir tamam mı yapılanlar. Benim ama en çok yediğim hangisi biliyor musunuz? Hangi tarzdayı daha çok seviyorum? İyi böyle bir kaşar peyniri erittikleri zaman ekmekte muazzam oluyor arkadaşlar. Kaşarla patates harbiden çok iyi oluyor. Limonatayla içmiştim. Şimdi ayranla içiyorum çünkü tansiyonu dengelemek lazım bir yerde. Şeker ve şeker yiyince biraz şey yapıyor. Kafayı sallıyor. Ekipteki kardeşlerimiz de bunu bayılıyorlar yani. Bu arada bunu 2 kişi yer ha. Ben sonra söyleyeyim. 2 kişi yer. Ha 12 TL burada da. Şimdi diyeceğim ki orası 16 hani burası 12 ve baktığınız zaman burası iki tarafta merkeziyet. Merkez anlamında hemen hemen aynı. Bunları iyi düşünüp size tam fikrimi söyleyeceğim yani. Yani çünkü orada acaba bir tık daha ucuz olur mu daydım yani. Bir tık daha ucuz olabilir mi deydim orada. Ha ekmeğinden de sizler için şöyle bir ekmeğin de değerlendirmesini yapalım hemen. Evet. Yine Fırat Sobutay, yine karar vermede çont bir Sobutay. Burası gerçekten bu patsoyu ilk 3 yapan yerlerden biriymiş. Yani ilk 3 yapan derken en iyi ilk 3 yapandan değil de ilk başlayan patatesli ekmeğe bunu servis etmeye başlayan ilk restoranlardan biri. Şimdi ben tekrardan yine müsaadenizi istiyorum. Sevgili ekip arkadaşlarım bunu gömsün geliyorum.
Durak Büfe'de patsoyu yedik, 12 TL verdik, 6 TL'de ayranın fiyatı toplam 18 TL hesap ödedik. Şimdi devam ediyoruz diğer patsoculara doğru. Yerimiz var hala, dırmak yok. Şimdi Chateau Burger'e geldik arkadaşlar. Burada da patso yiyeceğiz. Burayı hatırlayanlar yoruma çöktü bile. Haydi gelin. Merhabalar. Hoş bulduk. Siparişimizi verdik. Arka bahçeye geçtik arkadaşlar. İstanbul'da da bugün hava bir güzel, bir güzel, bir güzel anlatamam yani. Gerçekten çok iyi. Baksana buranın bahçe falan değilmiş ya. Şöyle. Büyükmüş bayağı. Şimdi hatırlamayanlar için söyleyeyim. Ben İstanbul'un en ucuz ve lezzetli tavuk dönercilerini çektiğimde burayı da çekmiştim arkadaşlar. Chateau Burger'i de çekmiştim. O zaman ama arkası var mıydı yok muydu burayı hatırlamıyorum bile. Bayağı büyükmüş ya da büyütmüşler. Ama bence burası vardır. Burası vardır. Burası çünkü sonradan açılacak bir yer değil kanka. Yani bu bahçe her zaman vardır bence. Bayağı da geniş. Hasanpaşa'da yeri belediyenin karşı tarafında kalmış oluyor. Hemen bugün Anadolu yakasını bayağı gezdik ha. Geziyoruz da yani. Bu arada Avrupa yakasında da sizin bildiğiniz deniz büfeler falan varsa yazın. Belki onları da ayrı bir ziyaret ederiz. Başka içerikler buluruz orayla da ilgili. Çünkü o taraflarda pek yokum. Pek olmadığım için de böyle bilmediğim ya da referans olunmayan, önerilmeyen bir yere de gidip riske girmek istemiyorum işin açığı. Çünkü sizlerden bir tanesi bile gitse her zaman dediğim bir şey. Bir tanesi gitti beğenmedi. Üzülürüm. Üzülürüm. Yani tamam damak zevkleri herkesin değişebilir de yine de hani böyle beğenmedikleri zaman olmaz. Temiz havayı alıyorum ki benim bugün çene iyice düştü bak ben size söyleyeyim. Harbiden diyorum hava falan güzel böyle bir şey geldi. O değil pera yazmayı öğrenmiş. Allah'ım çıldıracağım arkadaşlar pera bildiğin yazmayı öğrenmiş ya. Ya böyle bir şey anaokuluna gidiyor diyor ki sınıfta tek ben yazabiliyorum babacığım bak adımı yazıyorum diyor. Pera R harfini bir görmeniz lazım akıl tutulması. Instagram'dan takip edenler görmüştür belki onu. Allah'ım yarabbim ya. Biz de böyle şeylerle mutlu oluyoruz vallahi. Milyon verseler umurumda olmazdı. Pera'nın yazısını gördüm ya sabah bitti. Dayı bugün gelirse bak bugün patso gelirse susarım. O zaman patsomuz gelsin. Ben geliyorum. Hadi şimdilik sizi azat ettim. Kalemden kurtulun. Geçici tayfun. Şimdi burada hazır patates var arkadaşlar. Normalde hazır patates de yememiştik hiç. Burada hazır patates var ama baharatlı gelmiş. Biz bir şey demedik. Baharatlı şekilde hazır patatesle yapılmış. Şöyle bolca ketçap mayonezi de var. O zaman Ulan güleceğim şimdi. Var ya şu videodan yani böyle videodan sesimi alıp bir montaj yapın ya. Allah için. Ulan ne kadar çok diyorum ya. Vallahi kendim fark ettim şu an. Arkadaşlar baharatlı ilk defa yiyorum. Yani patsoda ilk defa da görüyorum. Bekle ayıp oluyor ha. Bak Nazan video çekiyoruz. Bertu senin arkadaşını kovalama oğlum. Kovalama ya koca kafa lütfen ya. Anlaştık. Şimdi burada dediğim gibi arkadaşlar baharatlı patates ve hazır patates de yapılmış ama bir şey itiraf edeyim mi? Bence patsoda yaptıkları için bu hazır patatesi iyi kullanmışlar, iyi seçmişler. Yağını, patatesin kendini, pişirme tarzını. İşin aslı hazır hazır gelmedi bana. Yani, evet hazır ama bir farklılık kesinlikle var. Ben kaç tane patso yedim hala hunharca yiyorum da. Oğlum ne yapacağız benim bu yemeğim Kerem? Durdurağım yok balık gibi oldum arkadaşlar sürekli açım ben bu açlık hali ne yapacağız ya? Spordan sonra böyle oldu ha bak valla spora böyle düzenli gitmeye başladım. Metabolizma iyice hızlandı. Yine Fırat Sobutay ve konuşamaması. Hızlandı sonra ne oldu? İştah iyice açıldı. Şimdi aman ye Fırat ye aman ye geliyor. Hazır mısınız? Tüm tayfa için lan bu. Ben anladım ben yerken iştahım açılıyor. Vallahi izlerken düşünemiyorum sizi ya. Yemin ederim ya. Of. Bak tam ne zaman izleyeceksin sana söyleyeyim mi? Saati veriyorum. Yemeğin saatini sen ayarla. Böyle yemek hazırlanıyor. Ya da hazırlayacaksın fark etmez. Annem baban ya da sen. Yaş grubuna göre değişir. Ardından ya da sipariş vereceksin. Vermeden önce aç bir Fırat Sobutay. Bir video. İzle şöyle bir. Zaten hemen hemen sipariş vereceğin her yemekle ilgili video mevcut kanalda. Değilse de yoruma yazabilirsin hemen çekeriz. Ardından abi zaten videonun ortasına doğru böyle 6-7. Dakikada mide kazınmaya başlıyor. Sonra selamun aleyküm. Sonra selamun aleyküm. Zaten Instagram'dan gelen mesajların... Çok estağfurullah. Instagram'dan gelen mesajları da arkadaşlar izleyenler yediği yemekle falan beraber fotoğraf atıyorsunuz. Ben de hatta bazen paylaşabiliyorum gördüklerimi. Görmediklerimi zaten paylaşamıyorum. Ondan sonra ve acayip şey oluyor. Biliyorum. Ben orada gömüyorum abi hamburgeri. Adam gecenin 12'si, biri her hani gece saatinde. Abi Allah senden razı olsun. Önünde tulum, peynir, ekmek falan böyle. Ekmek de bayağı oradan belli oluyor. Kimse bir sipariş vermiş. Ben bir tane hamburger yerken adam 4 taneyi söylemiş falan. Eyvallah sağ olun ya. Yemin ederim böyle güzel bir kitle oluşuyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Buradan da tekrardan bunu paylaşmak istedim. Tamam hadi bu son vurgunu da sevip de kavuşamayanlara yapıyorum. Arkadan bir de.
şey yok, büyüklüğü yok. Arkadaşlar sade patsonun fiyatı 12 TL yedik. Şimdi diğer tarafa doğru gidiyoruz. Haydi. Ve son mekanımız Hakan Büfe arkadaşlar. Burası da gerçekten bilen bilir. Belki izleyenler arasında da vardır. Buranın da patsosu gerçekten efsaneydi. Ve ben de yaklaşık 5 yıldır yemiyorum. Bu video için tekrardan sizlerle yiyeceğim. Yani sizin için yiyeceğim. Sizlerle yemiyorum. Sizin için yiyorum. Yine konuşuyorum. Hadi geçelim. Patsoyu sipariş verdik biz. Patsoyu bekliyoruz. Bak, ev patatesli geldi yine. Ben normalde bunu, şunu açık söyleyeyim. Burada sosisli yiyordum. Çok güzel. Sosisli de çok güzeldi. Ama bu videoda... Eyvallah, sağ olasın kardeşim. Şeker kullanmıyorum. Şöyle şeker kullanmıyorum. Videonun sonuna geldiğimiz için artık üstüne bir çay içeyim dedim. Arkadaşlar müsaadenizle çayla beraber götüreceğim bunu. Bir şekilde bunu sindirmem lazım. Gerçekten güzelce yedik patsoları. Şimdi gelelim, 4-5 yıl içerisinde değişen bir şey var mı? Patsocu açma isteği çık kafamdan. Bir an aklıma geldi. Patatesi yeni çıkartmışlar herhalde arkadaşlar. Gerçekten sıcak. Yemeye çalışıyorum tam tadı almak için de. Evet. Bence işte bir yerde, genel hayatta da böyle, başarıyı gerçekten istikrar getiriyor. Nasıl başladıysan öyle sürdürmen gerekiyor yani. Üstüne koyabilirsin ama aşağı inmemek lazım. Çünkü ne güzel bir şey yani. 4-5 yıl önce yediğim patatesin tadıyla şimdiki patatesin tadı gerçekten aynı. Bakın, bunu iyi kötü olarak değerlendirmiyorum. Tad olarak aynı yani. Yine hunharca yiyorum. Video sonlarında beni bir görmeniz lazım ya kardeşlerim. Böyle uzanıyorum. Ekiptekiler diyor ki abi soda alalım mı? Yok. Biraz yürüsek iyi olur. Yürüyorum. Rahatlıyorum. Şimdi burada buranın ekmeği farklıydı. Yine sandviç ekmeğine göre yine biraz farklı duruyor. Burada şunu da hatırlıyorum arkadaşlar. Sosisliyi yarım ekmeğe yapıyorlardı. Yani sosisli patsoyu yarım ekmekle yapıyorlardı. Hala o devam ediyor mu bilmiyorum. Normal ekmeği efsane oluyordu o da. Hem daha da çok doyurucu oluyor. Düşünsene o hangi açlık ya. Abi zaten ekmeğin içi dolu. Bir de yarım ekmek yiyorsun. Ona böyle dolduruyor. Kanka bir şey değil mi? 4 gün acıkmazsın. Ne? 4 gün acıkmazsın. Vay. Isırıp bitirip geleceğim. Fiyatını öğreneceğiz. Kanka, bence ekmeği farklı. Olumlu anlamda. Evet. Ben bunu ekip arkadaşımla gömeceğim müsaadenizle. Sonra geleceğim artık değerlendirmeye, fiyat performans değerlendirmesine geçeceğiz. Paylaşacağım hepsini sizlerle. Geliyorum. Lezzetli, eğlenceli bir videonun sonuna geldik kardeşlerim. Hemen hatırlayalım nerelere gittik. Patso Burger'e gittik, 16 TL fiyatı vardı. Ardından Durak Büfe'ye gittik arkadaşlar, 12 TL fiyatı vardı. Chateau Burger'in 12 TL fiyatı vardı. Ve Hakan Büfe'nin de 12 TL fiyatı var arkadaşlar. Ben fiyat performans açısından en iyi Hakan Büfe diyorum. Çünkü 12 TL'ye gerçekten çok güzel ekmeği olsun. Kullandığı patates olsun, gerçekten onlar da taze ve çok güzeldi. Ardından Patso Burger, Durak geliyor sonra. Gerçi Durak'la şey birbirine çok yakın arkadaşlar yani. Patso Burger ile Durak gerçekten ikisi de çok güzeldi. Yani 2-3 arasında fark etmiyor. En sonunda da Chateau Burger. Buraları da sizler de gönül rahatlığıyla gidip yiyebilirsiniz. Mekanlara da beni misafir ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Farklı böyle güzel lezzetli videolarda da görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Bay bay. Ben de işte bir gün yemek videosu çekerken hastanelik olacağım diye.